Merhaba. Biliyorsunuz ki ya da belki bilmiyorsunuz. 1,5 yıl gibi uzun bir süredir kanserle uğraşıyorum. Çok fazla farklı da tedavi denedik. Denediğimiz kemoterapilerin hepsi ilk başta olumlu yanıt verdi ama daha sonra maalesef sürekli ve sürekli kanser nüksetti. Yani bu yaşadığım kaçıncı nüks ya da kaçıncı metastaz sayamıyorum bile. Ciğerlerim zaten berbat durumda maalesef. O yüzden geçtiğimiz ay biyopsi alındı benden ve Amerika'ya yollandı. Doktorum kemoterapiyi kesti işe yaramadığı için. Ve dedi ki bir akıllı ilaç var Neslim. Belki o olur. %5 ihtimal ama. Ben de dedim belki olur hocam. İnşallah olur. Ama maalesef o gen testine göre benim tümörüm en iyi kemoterapi ile hani durdurulabiliyormuş. Bu yüzden daha önce almadığım farklı bir kemoterapi almaya başlayacağım. Hemen yarın. Bunu kabul etmem çok zor oldu. Çünkü gerçekten iyileşeceğime çok inanıyorum. İyileşmeyeceğimi bir gün bile düşünmüyorum ama bir gün bir kere bile düşünmedim. Ama iyileşirken hani bu kadar acılı yollardan olması gerçekten beni de çok yıpratıyor. Hani saçlarımı kaybetmek, özgürlüğümden hani yaşam kalitemin düşmesi vesaire vesaire bir sürü kemoterapinin getirdiği bir sürü acı şey var maalesef. Bunları yaşamak artık gerçekten istemiyorum ama hani onunla savaşmak için bu hayatta kalmak için bunu yapmam gerekiyorsa onu kemoterapi alacağım ve o şekilde devam edeceğim. Bakın konuştuğumda bile sesim gidiyor. Yürüdüğümde de aynı şekilde. Zaten bir tane ciğerim resmen çalışmıyor tümörler yüzünden. O derece kötü durumda ciğerlerim. Yani hal böyleyken o kadar sinirlendim ki bugün. Zaten bugün ben karar verdim. Ne oluyoruz ya? Hani bu kadar ileriye gidemezsin. 2 adım attığımda da çok konuştuğunda nefesimi kesemezsin. Hani sen kimsin dedim. Hani kimsin de benim vücuduma bu kadar çok hükmederek benim hayatımı bu kadar kötü etkiliyorsun. Hani dedim madem etkiliyorsun o zaman alıyoruz o kemoterapiyi ve paşa paşa seni öldürüyoruz dedim yani. Çünkü bunu yapmak zorundayız. Savaşmak zorundayım ben. Onu yenmek zorundayım çünkü gerçekten bu hayatta kalmak istiyorum. Evet çok acılı olacak. Yine bir sürü şey yaşamak zorunda kalacağım ama hiç bu sefer umurumda değil. Ben gerçekten hayatta yaşamayı çok fazla istiyorum ve hani bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Alırken çok çirkin oluyor. Benim makyajım akmamalı. Ve gerçekten son kararım da bu. Kesinlikle çok 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 savaşıyorum. Zaten yarın kemoterapiye başlıyoruz. Ve ben kazanacağım. Ben. Asla başkası değil.